Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Bugün 3 Nisan 2018 Salı günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Türkiye'nin ilk nükleer santralinin temeli bugün atıldı. Akkuyu'daki temel atma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin de video konferansla katıldı. Başkent bugün sürpriz bir görüşmeye sahne oldu. MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret eden Başbakan Yıldırım Afrin Harekatı'na ilişkin bilgi verdi. Bursa iş dünyasında ise seçim heyecanı vardı. Başkanı ve yeni yönetimi belirleyecek meslek komiteleri ve meclis üyelerinin seçimi için binlerce BTSO üyesi sandık başına gitti. Suriye'de muhalifler Doğu Guta'nın en büyük yerleşim birimi olan Duma'dan çekilmeye başladı. 600'den fazla militanın Türkiye sınırındaki Cerablus ve El Bab'a gönderildiği belirtildi. Özgün ve güvenilir Olay Ana Haber başlıyor. Türkiye'nin nükleer enerji yolunda önemli bir adım atıldı. Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreni bugün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de törene video konferans yoluyla Beştepe'den katıldı. İki lider Türkiye'nin ilk nükleer santralinin temeline ilk harcı birlikte koydu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mart ayında ülkesinde düzenlenen seçimlerdeki galibiyetinin ardından ilk yurtdışı gezisini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Atlı birliklerin makam aracına eşlik ettiği Rusya lideri, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Merhaba asker. İki lider uçak krizinden bu yana 9. buluşmalarında Türkiye'nin nükleer enerji sürecinin ilk santral projesi olan Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelini birlikte attı. Bugün gerek ülkemizin kalkınması adına gerekse Rusya Federasyonu ile enerji işbirliğimiz adına gerçekten tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktörünün 2023 yılında devreye alınmasıyla Türkiye'de nükleer enerji kullanan ülkeler ailesine dahil olmuş olacaktır. Böylece Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını enerji alanında da tarihi bir eserle taşlandırmış olacağız. Akkuyu Nükleer Santrali'nin Rus-Türk işbirliğinin göstergesi olacağını söyleyen Putin, Türkiye gelişmiş bir ülke. Bu da Türkiye için yeni bir basamak. Bu santralin devreye girmesi Türkiye'nin potansiyelini de artıracaktır, dedi. Beştepe'de gerçekleşen törende santralin inşa edileceği Mersin'in Gülnar ilçesine canlı bağlantı yapıldı. Erdoğan ve Putin'in video konferans yoluyla katıldığı törenle Akkuyu'ya ilk harç koyuldu. Lütfü Bey, butonlar sizde, biz de buradan sizlere sinyali veriyoruz. Ya Allah, bismillah. Bugün Türkiye'mizin yarım asırlık rüyası gerçekleşmeye başladı. Dökülen ilk betonla iki ülkenin işbirliğiyle daim olsun. Türkiye ile Rusya arasında 2010 yılında anlaşması imzalanan Akkuyu 4 reaktörden oluşacak. Güç santrali 4800 megawattlık tam kapasitesiyle devreye girdiğinde yaklaşık 35 milyar kilowatt saat elektrik üretimiyle İstanbul'un enerji ihtiyacını tek başına karşılayabilecek. Yaklaşık 20 milyar dolarlık maliyetiyle ülkede tek kalemde yapılan en büyük yatırım olacak. Akkuyu'nun üretimi, Türkiye'nin elektrik talebinin %10'unu karşılayacak. İlk ünitesinin 2023 yılında elektrik üretimine başlaması planlanan Akkuyu'nun diğer ünitelerinin de birer yıl arayla devreye alınması hedefleniyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü YPG'ye askeri garanti verdiklerini açıklamasının hemen ardından Suriye'nin kuzeyinde ilginç bir gelişme yaşandı bugün. Amerikan askerleri Türkiye sınırındaki Tel Abyad'dan çekilirken yerlerine Fransız askerleri konuşlandı.
Gelen son bilgiler, 2 yıldır ilçede bulunan Amerikan askerlerinin Membiç'e çekilerek yerlerine Fransız askerlerinin geldiği yönünde. Sosyal medyada yer alan fotoğraflarda da ilçe merkezindeki Fransız askerler görülüyor. Geçtiğimiz hafta Kuzey Suriye'den gelen terör örgütü YPG heyetini Elize Sarayı'nda kabul eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, YPG'ye destek garantisi verdiklerini belirtmiş, Fransız askerlerinin Membiç'e konuşlandırılacağını açıklamıştı. Bu açıklamaya Ankara'dan çok sert tepki gelmişti. Terör örgütü YPG, 15 Haziran 2015'te şiddetli çatışmaların ardından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'da kontrolü IŞİD'den almıştı. 2016 yılında da ilçeye Amerikan askerleri konuşlanmış, ilçede bazı binalara terör örgütü ile Amerikan bayrakları birlikte asılmıştı. Suriye'de muhalifler başkent Şam kırsalındaki Doğu Guta'nın en büyük yerleşim birimi olan Duma'dan çekilmeye başladı. 600'den fazla militan muhaliflerin bölgedeki son kalesi olan kasabadan ayrıldı. Tahliye edilenlerin Türkiye sınırındaki Cerablus ve Elbap'a gönderildiği belirtildi. Suriye ordusunun Doğu Guta'ya yönelik askeri operasyonunun ardından Duma dışındaki bütün yerleşim yerleri Şam yönetiminin kontrolüne geçmişti. Rejim ve Ceyşül İslam örgütü arasında günler süren pazarlıkların ardından anlaşmaya varıldı. Muhalifler son kaleleri olan kasabayı terk etmeye başladı. Yüzlerce muhalif Suriye hükümetinin gönderdiği otobüslerle bölgeyi terk etti. Otobüslere Suriye Kızılay'ı da eşlik etti. Duma'dan ayrılan muhalifler Türkiye sınırındaki Cerablus ve Elbap'a gönderiliyor. Anlaşma çerçevesinde örgüt kasabadan ayrılırken sadece ağır silahlarını bırakıyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim tırmanıyor. Tutuklu iki askerin serbest bırakılmasını isteyen Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Türkiye'yi provokasyonları yoğunlaştırarak ilişkileri bozmakla suçladı. Yunan parlamentosunda konuşan Tsipras, Türkiye'nin son dönemde provokasyonları yoğunlaştırarak tüm cephelerde gerilimi tırmandırdığını iddia etti. Türkiye'den ilişkileri çıkmaza sokan taktikleri bırakması gerektiğini savunan Yunanistan Başbakanı, tutuklu iki Yunan askerinin serbest bırakılıp iade edilmesini iyi niyet jesti olarak kabul edeceklerini duyurdu. Tsipras, kimseyi tehdit etmiyoruz ama kimseden de korkmuyoruz. Komşularımız tehditlerde bulunmaya son vermeli diye konuştu. Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov suikasti soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen Fethullah Gülen'le ilgili Washington'dan açıklama geldi. Amerikan Adalet Bakanlığı Gülen'le ilgili kararın Türkiye'den gelecek belgelerin değerlendirilmesinden sonra verileceğini açıkladı. Sürece dair değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanlığı sözcüsü Nikol Navas Oksman, Türk hükümetinin temin edebileceği tüm materyalleri inceleyeceğiz. Gülen'in iadesiyle ilgili herhangi bir karar bu bağlamda gerçeklere ve ilgili Amerikan yasalarına göre verilecektir ifadesini kullandı. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'un 19 Aralık 2016'da öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında FETÖ elebaşı Gülen'le cinayetin faili Mevlüt Mert Altıntaş arasında ilişki tespit edilmişti. Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle Gülen'in de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve tasarlayarak insan öldürmek suçlarından yokluğunda tutuklama kararı çıkarmıştı. Bursa'da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında aralarında iş adamlarının da bulunduğu 19 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. 6'sı tutuklu, 12 sanık 6 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı. Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu yargılanan 6 sanıkla tutuksuz yargılanan 3 sanık 8'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti 3 tutuksuz sanığı ise 6'şar yıl 3'er ay ile cezalandırdı. Mahkeme ayrıca 6 tutuksuz sanıktan 3'ünün kaçma ihtimalleri olduğu gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verdi.
Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanat ve spor camiasından isimlerle Hatay'da sınır karakoluna yaptığı ziyaret vardı. Ziyareti sert sözlerle eleştiren Kılıçdaroğlu, toplanmışlar bir grup davul zurna klarnet şarkılar, 52 şehidimizin daha kanı kurumadı dedi. Bir ülkenin sanatçıları diktatörün karşısında asla ve asla boyun eğmezler. Savaşı değil, her zaman, her ortamda, dünyanın her yerinde barışı savunurlar. Afrin'de 52 şehidimiz var. 52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir grup güruh, efendim, davul zurna klarnet, şarkılar, türküler. Diyor ki, AK Parti'nin üzerinde metal yorgunluğu vardı. Afrin'e gittik, şehitler oldu, metal yorgunluğunu ortadan kaldırdık. Bu cümleleri kullananlara ders verecek olan bu ülkenin kadınlarıdır. 250 bin liralık tazminat davası açmış. Ben de ona tazminat davası açmıştım, hakaretten dolayı. Kaç lira? 5 para. 5 paralık açtım. Neden? Değeri 5 para. Değeri 5 para. Sen bırak bu numaraları. Sen benim hakkımda dava açmak istiyorsan suç duyurusunda bulunacaksın kardeşim, suç duyurusunda. Ben o mahkemeye gideceğim, senin bütün kirli çamaşırlarını ortaya dökeceğim. Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde FETÖ ile mücadele vardı. FETÖ ölmedi, yaşıyor, kripto damar çalışıyor uyarısı yapan Bahçeli, seçim ordusu kuracağını duyuran ana muhalefet CHP'yi de eleştirdi. FETÖ ölmedi, yaşıyor. Kripto damar çalışıyor. Çünkü proje sahipleri karşımızda duruyor. Mücadele bitti. FETÖ'cüler her yerden temizlendi iddiaları yerinde ve isabetli midir? Eğer Pensilvanya'dan hain papaz bir gece yarısı yiğit bir Türk evladı tarafından kafasına çuvala geçirip alınırsa, sonra da okyanustan ya uçarak ya gemiyle geçirilir. Türk adaletinin önüne çıkarılırsa işte o zaman tüm proje sahiplerinin maskesi bir gün düşecektir. CHP'nin geveze ve gevşek bir grup başkan vekili seçim güvenliği ordusu kuruyoruz diyerek aklının dibini dökmüştür. Yeni bir ordu kurma teşebbüsü paralel bir örgütlenme, FETÖ merkezli bir örgüt olsa gerekti. Eğer ordu mordu kuruyorum diyerek ortalığı velveleye, fitne fesata vermeye kalkışırlarsa, bunların alayını, alnını karışlamak, karşılarına dikilmek bizim için farz olacak. Akıllı olun, aklınızı başınıza alın, ateşle oynamayın. Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile mecliste sürpriz bir görüşme yaptı. Memleket meselelerini görüştüklerini kaydeden Yıldırım, terörle mücadeleye ilişkin güncel bilgileri paylaştıklarını açıkladı. Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüştü. Sürpriz buluşma talebi Başbakan Yıldırım'dan gelirken iki lider yaklaşık 45 dakika Bahçeli'nin makam odasında görüştü. AK Parti ve MHP Grup Başkan Vekillerinin de katıldığı görüşme sonrası iki lider kameraların karşısına geçerken gazeteciler arasında yaşanan arbede Başbakan Yıldırım'ı şaşırttı. Arkadaşlar nedir bu telaş, hayır olasın? Ziyaretin nedenini Başbakan Yıldırım açıkladı. Sayın Bahçeli, kongreler oldu biliyorsunuz, 18 Mart'ta kongre sonrası bir nezaket ziyareti ve tebrik etmek amacıyla ziyarette bulundum. Hepsi bu kadar telaşa gerek yok. Yıldırım terörle mücadeleye ilişkin görüş alışverişi yaptıklarını da söyledi. Memleket meseleleri, terörle mücadele, Afrin'de yapılan çalışmalar, her türlü terör örgütlerine karşı yapılacak çalışmaları zaten Sayın Genel Başkan yakından takip ediyor. Biz de güncel bilgileri kendisiyle paylaştık. Başbakanı uğurlayan Bahçeli ise görüşmeye ilişkin açıklama yapmadı.
Bugün Bursa iş dünyası nefesini tuttu. Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine kilitlendi. Oda başkanı ve yönetimi belirleyecek meslek komiteleri ve meclis üyelerinin seçimi için binlerce BTSO üyesi bugün sandık başına gitti. Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği seçimde mevcut başkan İbrahim Burkay güven tazeledi. Şimdi kameralarımızı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na çeviriyoruz. Karşımızda Olay Gazetesi ekonomi yazarı Feridun Eyüpoğlu var. Feridun Eyüpoğlu gün boyunca neler yaşandı, seçim sonuçları nasıl karşılandı, ayrıntıları senden alalım. Gün boyu Bursa ekonomisinin kalbi Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda attı. Oda seçimleri çünkü gerçekleşti. Meslek komiteleri ve meclis üyelerinin seçimi gerçekleşti. Sabah 9'da başlandı. Oy kullanma işlemi ve saat 17'de sona erdi. Ardından da sayımlara geçildi. Ve az önce de BTSO Başkanı Sayın İbrahim Burkay'ın açıklamalarıyla sonuca dair artık bir net fikir ortaya çıkmış durumda. Ama gün içerisinde de hareketli, heyecanlı bir atmosfer vardı. Yoğun bir katılım gerçekleşti. Renkli görüntüler vardı. Renkli listeler vardı sonuçta ama bir liste öne çıktı ve o listenin galibiyeti az önce açıklanmış durumda. İşte şu anda yanımızda mavi listeyi temsil eden Sayın İbrahim Burkay var. Hem genel anlamda seçimin değerlendirmesini kendisinden rica edeceğiz, hem bundan sonrasına dönük mesajlarını alacağız. Efendim, öncelikle geçmiş olsun, yoğun bir seçim günüydü, tebrik ediyoruz. Bir de az önce bir açıklamada bulundunuz ve %80 civarında mavi listenin galip geldiğini ifade ettiniz. Bu açıdan baktığımızda günün bir kısa değerlendirmesini önce ben rica edeyim, sonrasında da özellikle bundan sonraya dair ne tür mesajlarınız olacak? Şimdi öncelikle tabii ekranın başındaki bütün Bursalı hemşehrilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün tabii güzel bir gündü. Aslında baktığımızda Bursa iş dünyasının demokrasi şöleninin yaşandığı 3 Nisan 2018 tarihe geçti. Gerçekten biz 2013 yılında yola çıkarken bir değişim dönüşüm habercisi olarak yola çıktık. Ve önümüze koymuş olduğumuz vizyon ve projelerle Bursa iş dünyasında, özellikle Bursa Ticaret Sanayi Odası'nda göreve talip olduğumuzu ve görev bize verildiğinde gerçekten sadece Bursa ekonomisi için değil, Türkiye ekonomisi adına da çok önemli projeleri bir bir hayata geçireceğimizi vaat etmiştik. Ve şükürler olsun Rabbim bu 5 yıllık süre içinde sözünü verdiğimiz birçok projenin üzerinde, kat ve kat üzerinde şükürler olsun birçok projeyi hayata geçirmeyi bizlere nasip etti. Tabii bu 2013 yılında biz yola çıkarken şunu iddia ettik. Dedik ki bu bizden kaynaklı değil. Bu Bursa'nın potansiyeli. Ve bu potansiyel doğru strateji ve vizyonla, doğru projelerle işlendiğinde bu potansiyel gerçekten sadece kentine değil ülkesine de gerçekten layıkıyla hizmet edecek bir potansiyel. Ve şükürler olsun bu 5 yıllık süreçte işte Bursa hem ihracat anlamında baktığımızda 9 milyar dolarlardan 14 milyar doların üzerine çıkan ihracatıyla, dış ticarette 900 milyon dolarlık dış ticaret fazlamız vardı 2013 yılı sonu itibariyle. Evet. 2017 sonu itibariyle Bursa'nın 5 milyar dolar dış ticaret fazlası var. Ve Bursa son 4 yılda merkezi bütçeye %120 katkısını artırmış. Yani Bursa aslında Türkiye'nin bir zenginlik merkezi. İşte Türkiye'nin 4 kilo dolarlık kilogram hedefi ihracatta Bursa'da 2017 sonu itibariyle 3 dolar 98 sent yani 4 dolar. Bu açıdan biz tabii ki özellikle bu yeni dönem için Bursa'ya yine bu vizyon ve projelerin katlanarak devam edeceği ve önümüzdeki süreçte özellikle Türkiye'nin olmazsa olmazları içinde yer alan işte savunma sanayinden uzay havacılığa kadar, raylı sistemlerden otomotivde özellikle yeni nesil araçlarda, İşte elektronik komponentten yazılıma kadar birçok alanda biz projeler üretmek üzere yola çıktık. Yani mevcut projeler zaten dolu dizgin geliyordu. Bunların tabii devamı gelecek ve çok farklı sektörlerde de Bursa'yı daha mı çok duyacağız bundan sonra? Tabii ki yani şu anda biz sektörlerimizi çeşitlendirmek zorundayız. Mevcut güçlü olduğumuz alanları da güncellemek zorundayız. Yani şu anda otomotiv sektöründe Türkiye'nin merkezi Bursa. İşte İzmit, Adapazarı, Konya birçok alan var, Kocaeli. Fakat bizim bütün bu bölgelerle birlikte Bursa'mızda da artık dizel teknolojileri neredeyse yok olmak üzere. Bununla birlikte işte elektronik komponente geçilmiş otomotivlerin neredeyse büyük kısmı yazılımdan oluşuyor.
Şimdi buna bizim sektörlerimizin adaptasyonu çok önemli. İşte biz aslında kurmuş olduğumuz mükemmeliyet merkezleriyle şirketlerimizin buradaki dönüşümlerini sağlıyoruz. Aynı şu anda otomotiv yan sanayinde gerçekten dünyanın en önemli üreticileri Türkiye'de. Uluslararası anlamda bütün ana sanayiye hizmet veren, ürün üreten çok güçlü şirketlerimiz var. İşte bu şirketlerimizin işte otomotiv sektöründeki bu değişim dönüşüme de ayak uydurması için bizim bu çalışmaları mutlaka ve mutlaka sekteye uğratmadan artırarak devam ettirmemiz yani lazım. Yani yerli otomotivde de muhakkak ki Bursa'nın payı yüksek olacak. Mutlaka tabii ki. Ama işte burada önemli olan o. Bursa iş dünyası bugün iradesini ortaya koydu. Dedi ki bu değişim. Çünkü değişim tarif edemezsiniz. Değişim her an, şu an konuşurken bile değişim yaşanıyor. Yani önümüzdeki 4 yılda yani bu bahsetmiş olduğumuz sektörlerdeki değişimin hızı tarif edemeyeceğiz kadar çok olacak. Yani bu hızı ayak uydurmak için bizim mutlaka bu başlamış olduğumuz projeleri, tamamlayıcı projeleri hayata geçirmemiz gerekiyor. Aslında biz bugünkü atmosfer özellikle sizin bu çizdiğiniz tabloyu da örneklendirdi zannediyorum. Tabii. Çünkü çok geniş bir katılımda söz konusuydu ve herkes daha fazla görev alma ihtiyacı içindeydi. Konuştuğumuz özellikle iş dünyası temsilcileri. Evet. Bu misyon aşılanmış görünüyor. Devamı da talep ediliyor. Size aynen verilen oylara aynen da dikkat aynen ettiğimizde. Kısacası daha dolu dizgin, Bursa'yı büyüten, dolayısıyla Türkiye'yi büyüten bir döneme mi giriyoruz? Tabii. Yani biz aslında zora talibiz. Şu anda Bursa Ticaret Sanayi Odası'nı 40 bin üyeye ulaştık geçtiğimiz cuma. 40 bin üyesi var Bursa Ticaret Sanayi Odası'nın. 40 bin üyenin oyun sahası yaptık Bursa Ticaret Sanayi Odası'nın. Yani bugün birçok listede rekabet olmamasına rağmen yani bu kadar trafik problemine yani otopark sıkıntımız vardı binanın önünde. Fakat 11.150 katılım olmuş. Oy kullanmışlar. Zaten toplam 21 bin üyemiz oy kullanabiliyordu. 21.700 üyemiz. Bunun neredeyse %50-55'i buraya oy kullanmaya gelmiş. Herkes bu yolculuğun bir parçası olmak istiyor. Bu çok önemli. Bir sahiplenme var. Sahiplenme var. Çünkü burada üretilen projelerle şirketlerimize biz sadece ellerini sıkıp onlara hatrını sormadık. Biz şirketlerimizin tamamına dünyanın her tarafından alıcılar getirdik. Şirketlerimizi 5500 firmamızı dünyanın her noktasına götürmüşüz. Yani biz şirketlerimize dokunurken onlara ekonomik faaliyet olarak çok ciddi anlamda getirisi olan projelerle dokunduk. İşte böyle olunca hepsi bir anlamda geldiler. Hem bize hayırlı olsun dediler hem de dediler ki ya başkan burada yapılan 5 yıllık hizmetlerin bir ufak da nebze karşılığı olarak biz bu mutlaka bugün vazifemizi yerimize yapmamız lazımdı. Biz bunu hissettik ve o yüzden buradayız. Şimdi bu çok müthiş bir yaklaşım ve bize de gerçekten moral ve enerji veriyor. İşte bu yeni dönemde de inşallah biz özellikle Bursa'nın önümüzdeki süreçte güçlü olacağı alanlarda çok ciddi adımlar atacağız. Ama hep söylüyorum yani bu yaptığımız fiziki altyapı yatırımlarıyla birlikte inşallah en önemli projelerimizden bir tanesi de insana yatırım. Çünkü biz Bursa'nın özellikle inovatif gelişimini sağlamak için ekosistemini düzeltmemiz gerekiyor. Bu anlamda da özellikle Bursa'nın ve Bursa çevresinde başta üniversitelerimizde, eğitim sistemimizde ve mesleki eğitimde gerçekten zaten mevcut olan, yıllardır gelen önemli kurumlarımız var. İşte başta Bootcamp olmak üzere, şimdi ona MESYE bir ilave ettik, işte Butekom geldi. Bunları inşallah çok daha farklı alanlarda etki alanını genişleterek işte bu yetişmiş insan kaynağını, ihtiyacını da inşallah buradan karşılayacağız. Çok yönlü çalışmalar tüm hızıyla devam edecek görüldüğü kadarıyla. Biz bu çalışmalarınızda sizlere şimdiden başarılar dilemek istiyoruz. Katılımınız için teşekkürlerim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda seçim heyecanı sona erdi. Başkan Sayın İbrahim Burkay'la burada söyleşimizi noktaladık. Söz Olay TV stüdyolarında. Çok teşekkür ediyoruz. Mart ayı enflasyon rakamları bugün açıklandı. TÜFE aylık %0.99, yıllık %10.23 arttı. Zam şampiyonu karnabahar oldu. Tüketici fiyat endeksinde 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0.99, bir önceki yılın aynı ayına göre %10.23 ve 12 aylık ortalamalara göre %11.14 artış gerçekleşti.
Aylık en yüksek artış %2.03 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu. Alkollü içecekler ve tütün grubunda aylık değişim gerçekleşmezken yıllık en fazla artış %15.41 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti. Mart ayında en yüksek fiyat artışı %54.57 ile karnabaharda, en fazla fiyat düşüşü ise %13.42 ile salatalıkta görüldü. Yüksek Seçim Kurulu binasında yangın çıktı. Binanın bodrum katındaki kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Mithatpaşa Caddesi'ndeki binanın bodrum katından yoğun duman çıktığını gören güvenlik görevlileri itfaiyeye haber verdi. Bodrum katından yükselen yoğun duman binanın giriş katını etkisi altına aldı. Kazan dairesinde elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Hasara yol açan yangında yasal saklama süresi sona eren ve YSK tarafından imha edilmesi kararı alınan 2007 yılına ait evrakın bir bölümünün tahrip olduğu öğrenildi. Üniversite sınavına hala başvuru yapamayan adaylara ikinci bir şans tanındı. Başvurunun süresi içinde yapamayan adaylar geç başvuru günü olarak belirlenen 4 Nisan Çarşamba günü müracaat edebilecek. Üniversiteye girişte ilk kez uygulanacak ve 23-24 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları sınavına süresi içinde başvuru yapmayan adaylar geç başvuru günü olarak belirlenen yarın müracaat edecek. ÖSYM üniversiteye girişte ilk kez uygulanacak YKS başvurularını 1-21 Mart'ta almıştı. YKS 3 oturumlu düzenlenecek. Sınavın birinci oturumu olan temel yeterlilik testi tüm adaylar için zorunlu olacak. Adaylar isterlerse YKS'nin ikinci oturumu olan alan yeterlilik testlerine ve YKS'nin üçüncü oturumu olan yabancı dil testine girmek için de başvuru yapabilecek. Temel yeterlilik testi 23 Haziran 2018 Cumartesi, alan yeterlilik testi ve yabancı dil testi 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek. Uludağ Üniversitesi'nin bu yıl 7.sini düzenlediği bilgilendirme ve Ar-Ge günleri başladı. Etkinliğe Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun ile birlikte katılan Bursa Valisi İzzettin Küçük'ten önemli açıklamalar geldi. Uludağ Üniversitesi tarafından 7.si düzenlenen bilgilendirme ve Ar-Ge günleri Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde başladı. Öğrencilerin yaptığı elektronik ve robotik cihazların da sergilendiği etkinlikte konuşan Bursa Valisi İzzettin Küçük, dijital devrimi ıskalamamalıyız dedi. Nesnelerin nesnelerde haberleştiği, makinelerin makinelere bildirimde bulunduğu, komutta bulunduğu, talepte bulunduğu bir sistem. Dijital devrim dediğimiz bu. Vali Küçük, geleneksel sanayiler çökebilir uyarısında bulundu. Dijital devrim dediğimiz bu. Bunu ıskalamamamız lazım. Çünkü bunun çok değişik sonuçları olacak 15-20 yıl içinde. Bütün geleneksel sanayiler çökebilir. Ar-Ge günlerine Kalkınma Bakanı Yardımcısı Yusuf Coşkun da katıldı. Coşkun, AK Parti döneminde Ar-Ge ve inovasyona devlet desteğinin arttığını söyledi. 2002 yılında 1.8 milyar TL olan Ar-Ge harcamaları yine 2016 yılında 24.5 milyar düzeyine ulaşmıştır. CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Bursa'da partisinin yönetici eğitim programına katıldı. Cumhur İttifakı'nı eleştiren Atıcı'nın gündeminde seçim güvenliği de vardı. Eğer 50 artı 1'i garanti görseydi, MHP ile ittifak yapar mıydı? MHP ile ittifak yaptılar. Kendini rahat hissetti mi? Eğer hissetseydi Büyük Birlik Partisi'ne dönüp de herhalde el uzatmazdı. Seçim hazırlıkları kapsamında CHP yönetici eğitim programına katılmak için Bursa'ya gelen Mersin Milletvekili Profesör Doktor Aytuğ Atıcı, partisinin il başkanlığında açıklamalarda bulundu. Biz kirli ittifakların ortağı olmayacağız. Bizim için en temiz ittifak halkla yapılan ittifaktır. Cumhur İttifakı'nı eleştiren Atıcı, seçim güvenliğiyle ilgili de iddialarda bulundu. Dediler ki, aynı aileden olan insanlar bile farklı yerlerde oy kullanabilirler. Sandıkları birleştirebiliriz veya sandıkları taşıyabiliriz.
Bunu yapmalarının bir tek sebebi vardı. Bizim bu sandık örgütlenmesi eğitimlerimizdi. Sandık örgütlenme modelimizdi. Bundan korktular. Van'da oyun oynamak için evinden çıktıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki çocuktan acı haber geldi. Küçük Berhan'ın cansız bedeni su kanalında bulundu. Van'da kaybolan 8 yaşındaki Berhan Kıyan cansız bedenine ulaşıldı. Edremit ilçesi Çiçekli mahallesinde öğleden sonra oynamak için evden çıkan Berhan Kıyak'tan haber alamayan ailesi durumu polis ve jandarmaya haber verdi. Bölgeye UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çok sayıda ekip 8 yaşındaki Berhan'ı bulmak için çalışma yürüttü. Jandarma, UMKE, AFAD ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 100 kişi küçük çocuğu evinin yakınlarıyla dağlık arazide, polis ve jandarma dalgıçları ise mahallenin yakınından geçen Şamran kanalında arama yaptı. Aramalardan saatler sonra sonuç alındı. Dalgıçlar Şamran kanalında 8 yaşındaki Berhan Kıyak'ın cansız bedenine ulaştı. Aile acı haberle yıkılırken küçük çocuğun cenazesi detaylı otopsi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul'da bir taksi şoförüyle Arap turist arasında ücret tartışması yaşandı. İstediği ücreti alamayan taksi şoförü turistlerin üzerine yürürken tartışma paranın bir vatandaş tarafından verilmesiyle son buldu. O anlarda cep telefonu kamerası da kayıttaydı. Turist'ten geldim. O bunu veriyor. Öyle şey mi olur? İstanbul'da bir taksiciyle Arap turistler arasında ücret kavgası yaşandı. Turist'ten geldim. Olay Eyüp Sultan Feshane durağında meydana geldi. Karı koca iki Arap turist, akşam saatlerinde evin önünden Eyüp Sultan'a gitmek için taksiye bindi. Taksi şoförü trafik sıkışık olduğu için başka bir yoldan gelirken taksimetre 27 lira yazdı. Ancak Arap turistler taksiciye 15 lira verdi. 12 lira daha isteyen taksi şoförüyle turist çift arasında tartışma çıktı. Turist'ten geldim, o bunu veriyor, öyle şey mi olur? Yola girilmiyor turist'ten. Taksi şoförü Arap turistlerin üzerine yürürken çevredekiler araya girip taksiciye tepki gösterdi. Seni yaptın ayıp ama. Bu kadına da kaldıramazsın adama da. Ne kadar var ha? Ayıp ama seni yapma. Yine arabana gir. Tamam, gidin. Kadına da el kaldırıyorsun adama da bak. Ama biz gidin de, ben de gidin de. Tartışma anları bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilirken taksici ile turistler arasındaki gerginlik duruma tepki gösteren vatandaşın 12 lirayı ödemesiyle son buldu. İstanbul'da bir kediye işkence yaparak öldüren zanlı yakalandı. Zanlının işkence yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Olay 2 Eylül 2017 Cumartesi günü Beyoğlu Tomtom Mahallesi'nde yaşanmıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ayakta durmakta zorlanan 37 yaşındaki zanlı kedilerin yanına yaklaşmış ve bir kediyi işkence yaparak öldürmüştü. Olayın ardından bölgedeki güvenlik kameraları tek tek incelenerek saldırganın kimliği belirlendi. Polis 37 yaşındaki zanlıyı dün gece saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde gezerken yakaladı. İfadesi alınmak üzere Taksim Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen zanlı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek. İstanbul'da bir alışveriş merkezi otoparkında aracını hatalı park eden bir araç yüzünden bulunduğu yerden çıkaramayan sürücü öfkeden deliye döndü. Aracından inen sürücü hatalı park eden aracın sileceklerini kırdı. O anlar otoparkın güvenlik kamerasına da yansıdı. Aracını park ettiği yerden çıkarmaya çalışan sürücü arka tarafına paralel olarak park edilen başka bir otomobil nedeniyle sorun yaşıyor. İleri geri birkaç manevra yapan sürücü sonunda otomobilini bulunduğu yerden çıkartmayı başarıyor. Ancak duruma öfkelenen sürücü ilerlemek yerine aracından iniyor ve hatalı park eden otomobilin sileceklerini kırıyor. Daha sonra da otomobiline binip otoparktan çıkıyor. Hatalı park eden sürücü otomobilinin başına geldiğinde sileceklerinin kırık olduğunu fark edince hemen güvenlik kameralarını inceledi. Daha sonra da aracın sileceklerini kıran şahıstan şikayetçi oldu. Afganistan'ın kuzeyinde Taliban'a ait bir eğitim kampına hava harekatı düzenlendi. Savaş uçaklarının mezuniyet töreni yapılan dini bir okulu vurduğu, onlarca sivilin hayatını kaybettiği öne sürüldü.
Afgan Savunma Bakanlığı Kunduz vilayetinin Daşarçı bölgesinde düzenlenen hava harekatında 9 komutan dahil 30'un üzerinde Taliban militanının öldürüldüğünü kaydetti. Ancak yerel halk hava saldırısının bir medreseye hedef aldığını, 100'ün üzerinde din adamı, öğrenci ve sivilin ölümüne neden olduğunu iddia etti. Daşdağarçı Kaymakamı da mezuniyet töreni sırasında medresenin bombalanması sonucu aralarında çok sayıda sivilin de bulunduğu en az 100 kişinin öldüğünü açıkladı. Törene Taliban liderlerinin de katıldığı, ölenler arasında örgütün önde gelen isimlerinin bulunduğu kaydedildi. Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tasarruf tedbirleri ve özelleştirme politikalarına tepki gösteren çalışanların grev dalgası başladı. Demiryolu çalışanları iş bıraktı. Greve temizlik işçileri, enerji sektörü ve Fransız havayolu şirketi Air France çalışanları da katılıyor. Fransa'da beklenen oldu. Demiryolu çalışanları aylar sürecek iş bırakma eylemine başladı. Makinistlerin %77'sinin greve katılacağını ifade eden yetkililer, ulaşımın ciddi şekilde aksayacağı konusunda vatandaşları uyardı. Temizlik işçileri ve enerji sektörü çalışanlarının da destek vereceği grevde, Ulusal Demiryolu İdaresi çalışanları, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransız demiryollarını özelleştirmenin önünü açacak yasa tasarısına tepki gösteriyor. Ülke çapında haftada 2 gün olmak üzere 3 ay boyunca sürecek grev ve gösteriler nedeniyle demir ve hava yolları seferlerinin büyük bir bölümü iptal edilecek. Ulusal havayolu şirketi Air France çalışanlarının da önemli bir kısmı 3 Nisan itibariyle greve başladı. Ayrıca ülkede çok sayıda çalışma alanını etkileyen grev dalgasına elektrik ve gaz sektörü çalışanları da katılıyor. Irk ayrımcılığıyla mücadelenin sembol isimlerinden Güney Afrika eski devlet başkanı Nelson Mandela'nın eşi Winnie Mandela hayatını kaybetti. 81 yaşında ölen Winnie Mandela, Nelson Mandela'nın hapiste olduğu yıllarda verdiği mücadeleyle tanınıyordu. Aile sözcüsü, yılbaşından bu yana rahatsız olan Winnie Mandela'nın çocukları ve torunlarının yanında huzur içinde öldüğünü kaydetti. Winnie Mandela, 1964 yılında Nelson Mandela hükümeti devirmek için komplo kurmaktan ömür boyu hapse mahkum edilince, eşinin serbest bırakılması için korkusuz bir kampanya yürütmüş, ülkenin ırk ayrımı karşıtı en önemli figürlerinden biri olmuştu. Nelson Mandela'nın hapisten çıktığı 11 Şubat 1990'da birlikte el ele yürüyerek havaya yumruğunu kaldıran Winnie Mandela'nın bu hareketi siyahların hak arayışının sembolü olarak tarihe geçmişti. İki çocuk sahibi çift 40 yıllık evliliklerine 1996'da son verdi. Ulusun annesi olarak anılan Winnie Mandela geçmişte düzenlenen çok sayıda saldırıdan sorumlu tutularak birçok kez hapse çarptırılmıştı. Sırada Amerika Birleşik Devletleri'nden kameralara yansıyan bir kaza ve mucize kurtuluşun görüntüleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde bir kamyon hemzemin geçitte tren rayları üzerinde sıkıştı. O sırada bir trenin yaklaşmakta olduğunu fark eden sürücü kendini can havliyle araçtan dışarı attı. Sürücünün inmesinden saniyeler sonra da tren büyük bir hızla kamyona çarptı. O anlarda bölgede bulunanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken trenin çarptığı kamyon kullanılamaz hale geldi. İspanya'da kaza yapan bir kamyonda bulunan 5 fil otoyola savruldu. Fillerden biri ölürken yaralı bir fil sürücülerin şaşkın bakışları arasında vinçle taşınarak bakım merkezine sevk edildi. İspanya'da meydana gelen bir trafik kazasının mağduru filler oldu. Albacete kenti yakınlarındaki Pozzo Canada kasabasında filleri taşıyan bir aracın kaza yapması trafiğin durmasına yol açtı. Kazada kamyonun sürücüsü yer almazken polis fillerden birinin aldığı yaralar nedeniyle öldüğünü, ikisinin sağlıklı olduğunu söyledi. Yaralı fillerden biri ise olay yerine getirilen vinçle otoyoldan alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken bir sirke ait olduğu iddia edilen fillerin bakım merkezlerinde çekilen fotoğrafları da yayınlandı.
Filler yaşadıkları şok nedeniyle tedavileri süresince bakım merkezinde rehabilitasyona alınacak. Hindistan'da kast sisteminin en altında yer alan Dalitler ayaklandı. Haklarının kısıtlandığını öne süren Dalitler, başta Uttar Pradesh olmak üzere pek çok eyalette eylem başlattı. Çıkan olaylarda en az 9 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı. Hindistan'da kast sisteminin en altında yer alan dokunulmazlar ayaklandı. Çıkan olaylarda 9 kişi yaşamını yitirdi. Haklarının kısıtlandığını öne süren Dalitler, Uttar Pradesh, Pencap ve Madhya Pradesh eyaletlerinde eylem başlattı. Federal hükümet Uttar Pradesh'teki olayları bastırmak için 800 polis görevlendirdi. Madhya Pradesh'teki çatışmalarda 5 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Eyaletteki bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sopa ve kılıç taşıdığı iddia edilen bazı grupların iş yerlerini kepenk kapatmaya zorladığı, karşı çıkanların dükkanlarının kundaklandığı belirtildi. Caddelerde ateşler yakıldı, tren seferleri durduruldu. Ülke genelinde çıkan olaylarda en az 9 kişi yaşamını yitirirken onlarca kişi yaralandı. ...1989 yılında Dalitlere yönelik suçları engellemek amacıyla yürürlüğe giren yasal düzenlemeler Yüksek Mahkeme tarafından geçtiğimiz günlerde iptal edilmişti. Mahkemenin kararını eleştirenler, yasanın etkisinin azaltılmasının aşağı kasttakilere yönelik suçların sayısının artmasına yol açacağını savunuyor. Bu haberimizle ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın saat 19'da yeniden karşınızda olmak dileğiyle iyi akşamlar.